Bu videoda depresyonun biyolojik temelinden bahsedeceğim. Anlattığım şey öyle kısa süreli bir kötü hissetme hali değil. Majör depresif bozukluk. Majör depresif bozukluk ya da kısaca MDB, insanda oldukça ciddi bir ruhsal bunalıma ve çöküntüye yol açmakla kalmıyor, kimi zaman kişiyi intihara bile sürüklüyor. Anormal ölçüde kötü bir ruh haliyle ve beraberinde getirdiği sıkıntı ve dermansızlık. MDB bu durumu ifade eden ve depresif bozukluklar adıyla bilinen zihinsel hastalıklar kategorisinin çıkış noktası. Depresif bozukluklar kötü bir ruh halinin yanı sıra haz duygusunun kaybolması ve umutsuzluk hissi gibi semptomlarla da kendini gösterir. Bu videonun orijinal olarak hazırlandığı 2014 yılı itibarıyla majör depresif bozukluğun nedenlerine dair bildiklerimiz hala oldukça sınırlı. Dahası Majör depresif bozukluktan muzdarip hastaların beyin yapılarını çıplak gözle ya da mikroskopla incelediğimizde tutarlı bir anormalliğe rastlamıyoruz. Bununla birlikte özel görüntüleme teknikleriyle insanlar ve hayvanlar üzerinde elde edilen bazı sonuçlar beyinde yapısal değilse de işlevsel anormallikler gözlemlendiğine işaret ediyor. Beynin dış yapısını gösteren şu resme bir göz atalım. Burada Beynin en üst ve en büyük bölümünü oluşturan serebrumun farklı lobları farklı renklerle gösterilmiş. Diğer resimde ise sağ ve sol lobun tam ortasından bölünmüş bir beyin kesiti görüyoruz. Bu beynin sol yarısı ve bu resimde beynin iç yapısını da görebiliyoruz. Araştırmalara göre MDB hastalarının beyinlerinde işlevsel anormalliklere rastlanan birkaç spesifik yerden biri mavi renkle gösterilen şu bölge. Yani frontal lob. Yazalım hemen. Frontal lob. Frontal loba beynin ön lobu da diyebiliriz. Diğer resimde ise tam şuraya yani şu bölgenin tamamına denk geliyor. İşlevsel anormalliklerin yaşandığı diğer bölgeyi soldaki resimde göremiyoruz. Çünkü içeride kalıyor. Onu da yine beyin sapına komşu limbik yapıları gösteren bu kesitte görebiliyoruz. Evet, onu da yazalım limbik. Tam şu bölge. Araştırma sonuçları, MDB hastalarının beyinlerinde frontal lobdaki faaliyetlerin anormal ölçüde azaldığını, buna karşın limbik yapılarda da faaliyet artışı olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Farklı araştırmalar sonucu elde edilen bulgular, beynin bu bölgelerinin duygu durumunu kontrol etmek ve özellikle de strese tepki verme konularında önemli roller üstlendiğini gösteriyor. MDB hastalarında bu bölgeler üstlendikleri işlevleri gerektiği gibi yerine getiremiyor. Bir diğer bulguysa stresle ilgili. Hastaların kan hormon konsantrasyonu da olması gerektiği gibi değil ve bunların bazıları doğrudan stresle ilişkilendirilen hormonlar. Örneğin kortizol, stres dendiğinde ilk akla gelen hormonlardan biri. Beyinde stres hormonları da dahil birçok hormonun kontrol edildiği bir bölge var tam şurası. Bu bölgeye hipotalamus deniyor. Hipotalamus, beynin birçok bölgesiyle sürekli iletişim halinde. Ama özellikle iki bölgeyle daha samimi bir hukuku var. Frontal lob ve beyindeki limbik yapılar. Araştırma sonuçlarına göre, frontal lob, limbik yapılar ve hipotalamus arasındaki iletişim aksaklıkları, MDB hastalarının dolaşım sisteminde Anormal stres hormonu konsantrasyonuna yol açıyor olabilir. Bu stres hormonları vücuttaki birçok doku ve organda olduğu gibi beyin üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Elbette frontal lob, limbik yapılar ve kandaki hormon miktarını kontrol eden hipotalamus bundan etkileniyor. Ne var ki majör depresif bozuklukta bu stres hormonlarındaki anormalliklerden hangilerinin hastalığın sebebi Hangilerininse sonucu olduğu hala belirsiz. Hastalığa dair bir diğer bulgu beyindeki nöron yollarında gözlenen anormalliklerle ilgili. Nöron yolları, nörotransmitter adıyla bilinen ve beyinle nöronlar arasında bağlantı kuran sinir iletici bir takım molekülleri kullanır. Nöron yollarında ortaya çıkan aksaklıklar, beynin bazı bölgelerindeki faaliyetlerin anormal biçimde artmasına ya da azalmasına yol açabiliyor. Örneğin frontal lob ve limbik yapılardaki gibi. Nörotransmitterleri üreten nöron öbeklerinin hücre gövdeleri şu bölgede, serebrumun hemen altındaki beyin sapında konumlanır. Bu sinir hücrelerinin lifleri, diğer adıyla aksonları, frontal lobları ve limbik yapıları da barındıran serebrumun üst kısımlarına kadar uzanır. Sözünü ettiğim nöron yollarından biri de beyin sapındaki rafe çekirdekleri denen bölgeden başlıyor. Beyin sapının farklı seviyelerinde öbeklenen rafe çekirdekleri frontal lob ve limbik yapılar dahil serebrumun üst katmanlarındaki birçok bölgeye uzanır. Dahası, beyinde salgılanan serotonin'in büyük çoğunluğu onların marifetidir. Ve evet, serotonin, MDB hastalarının çoğunda anormal olan bir diğer şey. Bir diğer nöron yoluysa locus ceruleus denen yerden başlar. Yazalım. Locus Seruleus. Beyin sapında tam şuralarda bir yerde. Bu bölgede upuzun akson zincirleriyle serebrumun üst kısımlarına kadar uzanır ve bir diğer sinir ileticiyi, norepinefrini bol miktarda beyne pompalar. Ne var ki birçok MDB hastasında bu süreçte daha normallikler olduğu görülüyor. Ve son olarak bahsedeceğim nöron yolu, ventral tegmental alan ya da kısaca VTA denen yerden başlıyor. VTA beyin sapının şu kısmında yer alıyor ve yine uzun akson dizileriyle serebrumun farklı bölgelerine uzanıyor. Ventral tegmental alan beynin dopamin tedarikçisi gibi bir şey. Tüm bu nörotransmitter sistemler frontal lob ve limbik yapılar dahil beynin pek çok farklı bölgesindeki işlevleri doğrudan etkiliyor. Bu sistemlerde ortaya çıkan aksaklıkların MDB'de rol oynadığı düşüncesini destekleyen en önemli şey ise dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi farklı sinir ileticilerine müdahale ederek MDB'nin birçok belirtisini ortadan kaldırabilen ilaçların varlığı. Elbette daha yeni yaklaşımlar da var. Mesela nöroplastisite denen şeyde ortaya çıkan anormallikler. Bu kelime, beynin yaşayan şeylere göre değişmesi, kendine ince ayar yapması gibi bir anlama geliyor. Bu değişim örneğin birkaç beyin hücresi ya da nöron arasındaki bağlantı düzeyinde gerçekleşebilir. Bu ölçekte nöronlar arasındaki bilgi akışının etkinliği yaşanan tecrübeler doğrultusunda şekillenir. Öte yandan değişim beyni çepeçevre saran nöron ağları düzeyinde de olabilir. Tabii bu durumda son derece karışık nöron yollarındaki bilgi akışının ya da iletişimin beynin edindiği tecrübeler yönünde şekillenir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, MDB hastalığında nöroplastisite anormalliklerinin de payı olduğunu ortaya koyuyor. Yine de tıpkı keşfedilen diğer anormalliklerde olduğu gibi, nöroplastisite anormalliklerinin de majör depresif bozukluk sebebi mi yoksa sonucu mu olduğu henüz netlik kazanmış değil. Araştırmalarda majör depresif bozukluktaki zihinsel anormalliklere eşlik eden bir dizi Biyolojik anormalliğe de rastlanıyor. Hastalar üzerinde yürütülen çalışmalar, kalıtsallığın ya da genetik yatkınlığın majör depresif bozuklukta biyolojik bir unsur olarak rol alabileceğini gösteriyor. Beyinsel işlevlerle ilgili bazı genlerin hastalığın gelişimine zemin hazırladığı düşünülüyor. Genetik bozukluklar, olumsuz ya da zorlayıcı durumlar karşısında beynin anormal tepkiler vermesine kapı aralıyor olabilir. Özellikle de beynin edinilen deneyimler doğrultusunda hızla geliştiği erken yaşlarda. Tabii birçok zihinsel bozuklukta olduğu gibi, biyolojik faktörlerin yanında, psikososyal faktörlerin de rolü var. Majör depresif bozukluğun ortaya çıkmasında, çocukluk döneminde maruz kalınan istismarlar, stres yaratan olaylar ya da olumsuz durumlar karşısında ihtiyaç duyulan sosyal desteğin alınamaması gibi birtakım psikososyal faktörler de etkili olabiliyor. Yani, Birçok zihinsel hastalıkta olduğu gibi majör depresif bozuklukta da biyolojik ve psikososyal unsurların bir araya gelmesi bu rahatsızlığa sebep oluyor.